Sen bana lazımsın Zarboç. Şu lanet yerde bana doğruyu söyleyen tek insan sensin. Sizi görmek ne güzel. Hoş geldiniz. Ertuğrul Bey'in emriyle geldim reis. Destek kuryonisiyle görüşmem gerek. Bu kadar önemli olan ne olabilir ki? Tek vurumuz odasında. Buyurun ben size eşlik edeyim. Hoş geldiniz Turgut Bey. Ziyaretiniz bizi şaşırttı. Buyurun. Sizi dinliyorum. Yalnız. Sen bana hesap mı sorarsın? Biliriz ki Dragos sizin de bizim de düşmanımızdır. Eğer bir şey saklayacak olursanız iki taraf için de zararlı olacaktır. Ertuğrul Bey bunu iyice bellemenizi istedi. Sonra kim şiş olup dağlara çekildi.
Yanınıza mı şimdi? Beni ona götürün. Hemen onunla konuşmam lazım. Teokles öldü. Nasıl öldü? Bizim için çok önemliydi o. Dragos'un adamları onu zehirleyerek öldürdüler. Peki de Dragos'u açığa çıkaracak sır ondaydı. Şimdi her şey yok oldu. Belki de yok olmamıştır. Bu kolyeyi Teokles ölmeden önce kızlarına emanet etmiş. Eğer bana bir şey olursa kolyeyi tek fura götürün demiş. Biz içine baktık. Lakin bir şey göremedik. Ben de bakabilir miyim? İçinde hiçbir şey yok. Ama olmalı. Mutlaka olmalı. Kendi hayatıyla kızların hayatını tehlikeye attı bu uğurda Teokles. Ne yapıp yapıp? Çözmeliyim bu kolyenin sırrını. Bende kalmasına müsaade eder misiniz? Bu kolyenin içindeki sır, dediğiniz gibi Dragos'a ait Turun Bey. Muroğulları geldiğinden beri yaşadığınız her şeyin sorumlusu Dragos olmalı. Benim için de en büyük tehdittir o. Bana güvenin. Kolyedeki sırrı öğrenir öğrenmez bize haber etmeni bekleriz tek furyanız. Hiç merak etmeyin. Ertuğrul Bey şunu iyi bilsin. Dragos'a karşı kendimi yalnız, güçsüz hissederdim. Ama şimdi yalnız değilim. Ertuğrul Bey'le bu belanın üstesinden geleceğiz. Eyvallah. Denemediğiniz şey kalmadı. Belli ki içinde bir şey yok. Teokles, boş kolyeyi tek fura götürün diyecek kadar aptal biri değildi.
Ben seni yakaladım reis. 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 Anlıyorsun. Sözünü tut. Onu emir bahattinin huzuruna getir.
teslim et. Ya da onu bulur ben öldürürüm. Sana sözümdür. İstersen indi buradan beni öldür. Ne diyorsun olurdur? Senden de, hiç kimseden de korkum yok. Sen haber getirdim efendim.
gezer. Sana göndeririz. En sonunda kellelerini alırsın. Anladın mı beni? Tamam. Tamam. Yeter ki onlara bir şey yapmayın. Güzel. Bundan sonra alacağın her bilgiyi gizlice kiliseye bırakacaksın. Biz oradan alırız. Aileme ne zaman kavuşacağım? Biz Söğüt'ü ne zaman ele geçirirsek sen de ailene o zaman kavuşacaksın. Şimdi Söğüt'te kalan bütün tüccarlarım bir an evvel Söğüt'ü terk etmesini sağla. Thank you.
Deniz Kolye'nin sırrını çözerse o vakit mahkemedeki en kıymetli delilimiz olacaktır. Edokya da bunu destekleyecektir. Beyim. Hele. Defke Kalesi'nden bir haberci geldi. Mühim bir malumat olduğunu söyledi. Hemen gelsin Abdurrahman. Hazretleri, kasabanızdan koç emriniz üzerine geldi. Alın içeriye. Allah seni yaratırken eğri büğrü yaratmış. Evet, bunun da vardır bir hikmeti. Lakin işittim ki çok cesur, doğru bir yürek de vermiş sana. Ehzab nesi? Bize adaletlere doğru olmayı vaaz etmiştim efendim. Otur hele. Çekinme. O kadarını söyleyeceksin. Beni anladın.
asker seni dinlerim. Tekfuriye annesi seni neden gönderdi? Tekfuriye annesi öldü Ertuğrul Bey. Thank you.
Benden istediğiniz ziyafeti getirdim hanımım. Thank you.
geldiniz Ertuğrul Bey. Bize karşı tedbirleri arttırmışsın komutan. Neden çekinirsin? Yalnız size karşı değil, herkese karşı önlemleri arttırdık. Tek vuruyor annesi öldü. Bütün yük benim omuzlarımda. Yeni tek vuru gelene kadar her türlü önlemi almak zorundayım. Tek vuruyor annesin ani ölümü bizi çok şaşırttı. Başınız sağ olsun. Bizi de çok şaşırttı Ertuğrul Bey. Acısını hala içimizde taşıyoruz. Sanki kendi babamı kaybetmiş gibi hissediyorum. Şimdi seni dinlerim Lais. Meselemize gelelim. Gündüz nerededir? Kimmiş o?
çakaların sofrasına düşmüşsün Ebrige Hatun. Sen daha iyi buyruğum altındasın.